Orada yaşadığım o kadar çok şey vardı ki, ya da o kadar çok şey çektim ki orada. O çektiğim şeylerin büyük bir çoğunluğunu bu belgeselde kullanamadım. İçim kaldırmadı. Yani o kadar ağır hikayelerdi ki. Yani bunlardan bir tanesini anlatayım ben size. Rabia diye bir kent var. Rabia'nın işte mezra kısmında bostanla uğraşan bir ezdi aile var. O ailede 5 tane genç kız var. Bir gelin ve 4 kız var. Bunlar kaçamıyorlar. IŞİD geldiği sırada o sırada işte baba, amca, abiler bostanda bir yer kazıp kızları o mezar gibi yere koyuyorlar. Sadece nefes alacakları şekilde üstlerini örtüyorlar. IŞİD gelip bu aileyi öldürmüyor. Çünkü bostanla uğraştıkları için sürekli gelip erzak alıyorlar bunlardan. Ve kızlar bir ay boyunca her gün en az 4-5 saat toprağın altında kalıyorlar. Ve sonra bir Arap komşuları yardım ediyor ve gece yarısı kaçabiliyorlar. Böyle bir sürü hikaye var. Yani anlatsam sizin de içiniz kaldırmayabilir yani. Şimdi o 74. katliamın sebebi şu, 73 olarak biliniyor ama ifade ediliyor ama 74. katliam şundan dolayı o katliama katılan Sünni Kürtler de olduğu için Kürtlerin bazıları kabul etmiyorlar bunu. O şeyi kabul etmiyorlar. Ama 74. katliam ki en korkuncu odur. 1913 yılında 1 milyon ezdi ölüyor ve büyük bir çoğunluğu da işte Gürcistan, Ermenistan'a kaçıyorlar. Yani Türkiye Anadolu coğrafyasında yaşayanlar bile kaçmak zorunda kalıyor ki şu an neredeyse Türkiye Kürdistan'ında çok azdır. Yani yüzü geçmez.